Ve Kanal Fırat ana haber bültenine başlıyoruz. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize iyi akşamlar dileyerek. Sevgili seyirciler, eller masum canlar için semaya açıldı. Gazze'yi abluka altına alan İsrail hastaneyi vurdu. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, yüzlerce masum saldırıda hayatını kaybetti. Saldırının ardından Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Elazığ'da da toplanan vatandaşlar Filistin halkı için dua etti. Kahrolsun Amerika! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika! İsrail, Filistin'e düzenlediği saldırılarda abluka altına aldığı Gazze'de El Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Yüzlerce masum canın hayatını kaybettiği saldırının ardından Elazığ'da vatandaşlar meydana çıktı. İnanın artık fiili duaya geçmemiz lazım. Allah rızası için yemin ederim ki yaşamaktan utanıyorum. Her şeyim var ama şerefim yok. Şamil Basayev'in dediği gibi, madem ölüm bir defa gelecek, o da adam gibi olsun. Ben buradan yetkililere sesleniyorum Allah rızası için. Abi bizi Gazze'ye gönderin. Biz de şehit olalım ya da bu utancı izlemeyelim. Allah-u Teala hepinizden razı olsun kıymetli abilerim. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri İsrail'e tepki gösterdi. Zulüm asla devam etmez. Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Sadece Müslümanların o aziz duruşu, bakın bizler oraya gitsek, inanın Allah'a onların sırtında belki bir yük oluruz. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var ya, şayet onlar sizinle beraber savaşa katılsalar, tabii ki buradaki Müslümanları o gruba benzetmek istemiyorum ama maalesef durum bundan ibaret. Onlar sadece size yük olurlar. Onun için Gazze Allah'ın izniyle direniyor da. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz direniyor ve Allah'ın izniyle hiçbir şeye itimat etmeseniz dahi Hamas'a, El-Kassam tugaylarına İtimat etmeseniz dahi bütün Müslümanların şehadetiyle salih ve ihlaslı bir insan olduğu bilinilen ve Müslümanların şahitliğiyle mümin ve muhlis bir insan olan Şeyh Ahmet Yasin'in şu sözlerine itimat edebilirsiniz. Allah onların sözlerini hiçbir zaman boşa çıkarmaz. İsrail 2027'yi görmeyecektir. Kınamada sivil toplum kuruluş temsilcileri yaptıkları açıklamaları ile İsrail'i bir kez daha lanetledi. Ey Rabbim, sözüne sadık olan, uğrunda canını feda eden, ömrünü yoluna adayarak yaşayan, şahit olarak yaşayıp şehit olarak huzuruna varan o kulunun şekvacı oldukları bedbahtlardan eyleme bizi ya Rab. Allah'ım bizi affet, bize merhamet et. Allah'ım bize dünyayı değil, senin yolunda şehit olmayı sevdir. Allah'ım savaşçı onuruyla yaşayıp ölmeyi, o izzeti bizlere de nasip eyle. Biz mücadelemize devam edelim. Asla ve asla ümitsizleşmeyelim. Evet, ümmetimizin bu halde oluşuna gözyaşı dökelim. Hep birlikte çareler arayalım. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmak için kendimizi sorumlu hissedelim. Ama bununla birlikte hem gerektiğinde meydanları da doldurmaya devam edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Ya iyiliği emredersiniz, ya kötülüğü men edersiniz. Eğer bunu yapmazsanız, bunu terk ederseniz Allah'ın azabı gelir de o zaman içinizden
duası kabul olanların dahi duası kabul olmaz. Bu gibi hadisler bizim vazifemizin, bizim sorumluluğumuzun bilincinde olmamız gerektiğini ifade ediyor. Kınama saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlar için dua ile son buldu. Ya Rabbim, sana gelmek mecburiyetinde kaldık. Sana yalvarmaya geldik ya Rabbim. Ya Rabbim, merhamet el geldik ya Rabbim. Ümmet-i Muhammed zillet içerisinde gel. İzzet ve şerefini kurtarmak için meydanlara inen şehit kardeşlerimiz var. Onlar için geldik ya Rabbim. Onlar bizim izzet ve şerefimizi, onlar halimizi, onlar alemi dünyaya Müslümanlar vardır diyecek. O güce sahip oldular bir avuç Filistinli kardeşlerim ya Rabbim. Dua sırasında katılımcılar gözyaşlarını tutamadı. Ya Rabbim, sana yalvarıyoruz. Katılaşmış kalplerimizi yumuşat. Darmadağın kalplerimizi birleştir. Ümmet-i Muhammed'e uyanış ver. Ümmet-i Muhammed'in başındaki idareciler ıslah ile ya Rabbim. Ümmet-i Muhammed'in başındaki idareciler ıslah ile ya Rabbim. Ümmet-i Muhammed'in başındaki idarecileri ya Rabbim. Onların kalplerini yumuşat ya Rabbim. Onlara ne oldu ki ses çıkarmaz oldular? Öte yandan Elazığ Memur Sen üyeleri, Hüdapar Elazığ Teşkilatı ve vatandaşlar da araçlarıyla konvoy oluşturarak Malatya'ya giderek ABD'nin Kürecik radar üssü önünde protestoda bulundu. Hüdapar Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı, üstün derhal kapatılmasını talep ettiklerini söyledi. Kürecik üssünün bulunduğu yol güzergahındayız. Malatya halkı, Elazığ halkı, vatandaş, Gazze'de yaşanan bu malum olay, canımızı yakan, yüreğimizi yakan olaydan dolayı öfkesini buraya yansıttı, buraya toplandı. Açıkçası acının tarifi yok. Ciddi şekilde yüreğimiz yanıyor. Yaşatılan olay, yapılan katliam çok büyük bir katliamdır. İslam ülkeleri ve duyarlı olan tüm insanlara sesleniyoruz. Vicdanlarınıza sesleniyoruz. Gazze'de çocuklarımız parçalanıyor. Gazze'de kadınlarımız parçalanıyor. Gazze'de siviller vuruluyor. Ve dünya sessiz bir şekilde izliyor. Halk artık sessiz değil. İdarecilerinden bir adım bekliyor. Şu anda burada bulunan vatandaş, burada bulunan halk ciddi bir adım bekliyor. Vatandaş şu anda Kürecik'in kapatılması için çağrıda bulunuyor. Bizler de aynı çağrı yapıyoruz. Şu anda Siyonizmi koruyan, Siyonist çeteyi koruyan her ne var ise bir an önce kapatılmalı, normalleşme süreleri askıya alınmalı. Bizim normalleşme diye bir sabrımız kalmadı. Biz artık adım bekliyoruz. Biz ciddi bir tepki bekliyoruz. Tüm İslam ülkelerine sesleniyoruz. Bir olun, birlikte olun. Eğer bir olursak, beraber olursak, bugün Siyonizmin son gecesi olur. Yok biz dağınık olursak, bu acıları hep yaşayıp duracağız. Şimdi vatandaşın elinden gelen bu, aslında çok konuşulacak, çok anlatılacak mesele var bu konu üzerine. Türkiye'de, Türkiye'nin dört bir yanında insanlar protesto ediyorlar ki protestoyla kalmıyor. Gitmek isteyen kesim de çok fazla, orada olmak isteyenler de. Askerimizin oraya girmesini isteyenler çok fazlasıyla var. Tabii bunlarla ilgili uluslararası savaş kuralları geçerli. Bilip bilmeden konuşmamak da gerekiyor işin aslı. Ama uluslararası savaş kuralları içerisinde hastane bombalamak yoktur. Yani böyle adice, böyle şerefsizce bir şey yapılamaz. Çünkü eğer sen savaş halinde olduğunu ilan etmişsen hastane bombalayamazsın. Gıda yardımlarına müdahale edemezsin. Sağlık yardımlarına müdahale edemezsin. Yani
yardım konusunda müdahale edemeyeceğim birçok alan var. Özellikle savaş kuralları içerisinde ki herkesin elinde telefonu vardır. Uluslararası savaş kuralları diye yazın, birçok şeyle karşılaşacaksınız. Sağlığını hem askerin hem vatandaşın sağlamak zorundasınız diye bir ifade de geçer. Yani bu ifadelere baktığımız zaman İsrail'in tabii ki Filistin'e, Gazze'ye uygulamış olduğu bu saçma sapan kıyım meselesi masaya ciddi şekilde artık yatırılmalı. Vatandaş dediğim gibi sadece protesto eder. İş mesele protesto meselesi değil. Bakın bir Biden kalkıp oraya kadar gidiyor ve ne diyor? Biz tarafımızı belli ettik. Ya artık bizlerin de bir şekilde taraf belli etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, gıyabi cenaze namazları kılıyoruz, dualar ediyoruz, yediğimiz içtiğimizden bir şeyler anlamıyoruz artık. Çünkü kafamız, kalbimiz, bünyemiz tamamen şu anda Gazze'de ve Filistin'e yapılmış olan bu kıyamda. Bu tamamen yok etmeye yönelik bir çalışmadır diyoruz. Türkiye'nin tüm kanalları bunu bağıra bağıra söylüyor. Türkiye'de herkes bağıra bağıra bunu konuşuyor. Ama şu anda fiili bir müdahale henüz daha söz konusu değil. Artık kısa zamanda inşallah fiili bir müdahalenin yapılmasını bekliyoruz ki gönlümüze biraz su serpilsin. Ara bile vermiyor adam. Yani hiçbir kanun ve kural dinlemiyor. Hiç sürekli vurma, sürekli yok etmeye kendini planlamış bir vaziyette hareket ediyor. Evet, Amerika safını belli etti. Şimdi Türkiye de belli etsin ve diğer ülkeler de belli etsin diye inşallah bekliyoruz. Evet, Gazze'de hayatını kaybedenler için Elazığ'daki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için öğlen namazı öncesi bütün camilerde selaların okunacağını ve öğlen namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmuştu. Bunun üzerine Elazığ'da da öğlen namazının ardından başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camilerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber! Namazın ardından hayatını kaybeden Müslümanlar için dualar edildi. Allahümme aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim vahdina ve fitna ilel haqqi ve ila tariqin müstakim. Ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, kemali edeb ile senden istiyoruz. Hoş çevirme ya Rabbi, ya Rabbi. Tevbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. İsrail'in Gazze'ye ve Filistin'e yönelik acımasız saldırısı devam ediyor. Yüzlerce masum insanın ölümüne neden olan İsrail'i Elazığlı vatandaşlar kınayarak yapılanların insanlık dışı olduğunu söyledi. Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 11. gününde sürerken İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor. İsrail, abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu ciddi anlamda su sıkıntısının yaşandığı Gazze'deki görüntüler yürekleri sızlatıyor. Evlerimizde biz rahat yemek yerken, rahat uyurken, bunlar nasıl orayı izlerken vicdanları rahat ediyor? Ben televizyon izleyemiyorum, ben habere bakamıyorum. Artık yüreğimiz, kalbimiz kaldırmıyor arkadaş. Hükümete sesleniyorum, buna bir dur desinler. Yarın o bir gün bizim başımıza gelmeyeceğine malum. Böyle bir günde herkes bunu görse, herkes bunu izlese ne olacak bizim halimiz? Ne olacak? Bunlara bir dur dememiz lazım. Çoluk çocuk demeden soğunması hep yani olan kişiler şey oluyor. Yani mağdur kadın, hamile, çocuk ne desek yani. Hepimiz üzülüyoruz bu konuda gördüğümüz yani bu manzarayla bütün İslam ülkeleri birlik olması lazım bu konuda. Ne diyebilirim? Hepimiz üzgünüz. Sadece seyrediyoruz. Yapabileceğimiz bir şey varsa yapacaktık. Ne yapabiliriz? Tam bir facia. İnsanlık dışı bir hareket. Başka bir şey değil. Ne diyebilirim?
insanlar olarak neler yapılmalı? İnsanların üzerine ne... Bu insanlar üzerine görev düşecek bir görev değil, devletler üzerine düşecek görevlerdi. İnsanlar ne yapabilir? Yüzlerce insanın kanını döken, hastaneye bombardıman yağdırarak 500 sivil masum insanın ölümüne neden olan İsrail, 7'den 70'e her kesim tarafından kınanmaya devam ediyor. Allah yardım etsin, Allah sabır versin. Sahipsiz insanlara öyledir işte. Bak Amerika Getora'ya destek verdi, Almanya'ya destek verdi. Herkes gücünü kullanıyor. Yani İslam halkına Allah yardımcısı olsun. Çok üzülüyoruz biz. Elimizde bir şey gelmiyor. Ne yapalım? Üzülüyoruz yani. Vahşice hareket yapıyorlar. Yani dünyada şey bulunmayan bir hareket. Allah yardımcılar olsun. Ne yapalım ben? Biz haberleri izleyince ağlamam geliyor ben. Üzülüyorum ben. Allah yardımcıları olsun. Allah yardım etsin kendilerine. Vallahi hepimiz üzülüyoruz yani onlara. Yani normalde çok etkilendiğim için haberleri takip etmiyordum ama dün onu görünce bayağı üzüldük. Yani hepimiz bayağı etkilendik. Psikolojik olarak da görüntüleri zaten izleyemiyoruz. Yani elimizden de bir şey gelmiyor. Hepsine Allah yardım etsin diyoruz. Bir de hepsinin Allah yardımcısı olsun. Olan halkı oluyor zaten. Allah vefat edenlere rahmet eylesin diyorum. Üzülüyoruz ama yani elimizden bir şey gelmiyor. Kınamaktan başka bir şey gelmiyor ne yazık ki. Tabii ki zor yani, kolay bir şey değil yani. Büyük bir acı yani. 500 kişi ne demek yani? Allah istesin benim. Şu anda en çok mağdur olan Filistin'deki, Gazze'deki kadınlar, yaşlılar ve çocuklar olduğu için bu savaşı biz nefretle kınamalıyız. Yani bu savaşın durması için elimizden geleni yapmalıyız. İsrail'in acımasız tavrını ve saldırılarını kınayan Elazığlı vatandaşlar, Filistin ve Gazze için dua ederken yapılanlar insanlık dışı bir hareket. Bu savaşa dur denilmeli artık dediler. Allah yardım etsin, Filistin'e zulüm çekiyor. Amerika'dan olsun, İsrail'den olsun. İyi bir durum değil. İnşallah iyi olur. Barışırlar. Düzene girer. Allah yardımcılar olsun. İsrail'de kınıyorum buradan. Yapılan zulüm hiçbir şekilde bu şekilde sessiz kalınamaz. Oradaki masum çocuklarımız yani vefat ettiler. Bizim de kendi çocuklarımız var. Yani onların yerine kendimizi koyamıyoruz bile yani. Onları düşünemiyorum. Allah yardımcılar olsun. Vefat edenlerin de Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabır versin, çocukların ailelerine. Ama sessiz kalınmamasını istiyoruz. Ya bir anne olarak zaten yaşanan hüzün oldukça çok kötü bir şey. Yani Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Dilerim inşallah bir an önce barış olur. Yani bu sadece Müslüman halk olarak demiyorum. Bir vicdan meselesi, merhamet meselesi. İsrail'i her şekilde kınıyorum. Müslüman bir ülke olarak ve Müslüman Türkiye olarak da yanınızdayız Filistin'in. Rabbim yardımcılar olsun. Her ne şekilde olursa olsun. Savaş kötü bir şey ve burada mağdur olan çocuklar, kadınlar, siviller. Onun için savaşa hayır diyoruz. Her zaman ezilenin yanında oluyoruz. Kahrolsun emperyalist savaşlar. Üzülüyoruz, üzülmekten başka bir şeyimiz yok ki. Gerçekten çok acı o çocuklara, yaşlılara. Yani bilmiyorum, zordun bitmesini istiyoruz. Murat kızım çok üzgünüz. Çok üzgünüz kızım yavrum. Çok üzgünüz. Yani bizim de çocuklarımız da olabiliriz yani. Üzgünüz, elimizden bir şey gelmiyor ama çok üzgünüz annem. Ne yapabiliriz? Allah'ım yardımcılar olsun. Güzel Mevla. Gerçekten dün geceden beri hani çok üzülüyoruz, ağlıyoruz da dua ediyoruz. Allah yardımcıları olsun, bilmiyorum valla. Sevgili seyirciler, Filistin'e sahip çık, kardeşinin yanında dur sloganıyla yola çıkan Beşir Derneği bağış kampanyası başlattı. Beşir Derneği, elektrik, su, gıda, ilaç ve temel insani ihtiyaçların Gazze'ye girişi tamamen engellenen, mevcut gıda stokları bitmek üzere olan, sivil yerleşim alanları füzeyle vurulan, çoğu çocuk, yüzlerce insanın öldüğü, binlerce insanın ise yaralandığı Filistin için yardım kampanyası başlattı. Filistin'e sahip çık, kardeşinin yanında dur sloganı ile Filistin için yardım kampanyası başlatan Beşir Derneği,
Yardımları online ve kısa SMS ile toplayacak. Derneğin Elazığ Şube Başkanı Burhanettin Aslan, Elazığlılardan destek istedi. Siyonist güçlerin İsrail'i
Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Sevgili seyirciler, haftayı maç yapmadan bay geçirecek Elazığspor'da Silifke Belediyespor maçının ardından verilen izin bitiyor. Bordo Beyazlı temsilcimiz ligin 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Karşıyaka maçı hazırlıklarına perşembe günü başlayacak. TFF 3. Lig 2. grupta 7. haftayı maç yapmadan bay olarak geçecek olan Bordo Beyazlı temsilcimiz Üçgen Holding Elazığspor'da Silifke Belediyespor maçı sonrasında futbolcular ve teknik heyete verilen 3 günlük izin sona eriyor. İzinlerini tamamlayacak olan futbolcular perşembe günü kulüp tesislerinde bir araya gelerek ligin 9. haftasında deplasmanda oynayacakları Karşıyaka maçı hazırlıklarına başlayacaklar. Teknik direktör Bülent Yenihayat ve yardımcıları refakatinde yapılacak olan antrenmana tüm futbolcuların katılması bekleniyor. Futbolda artık antrenör hoca olmak da zorlaşıyor. Açıklanan yeni antrenör eğitim program ücretleri sınıfına göre 400 bin lira ile 30 bin lira arasında değişiyor. Ekonomik şartlar ve yapılan zamlardan futbol antrenör eğitim programları da nasibini aldı. 2023-2024 sezonu için açıklanan antrenör eğitim programı ücretlerinde en yüksek rakam UEFA Pro lisansta oldu. Bu kursa katılmak için artık 400 bin lira gözden çıkartılacak. UEFA Pro lisansın 1.6 olan UEFA Elite A lisansına ulaşmak için ise 160 bin lira ödenmesi gerekiyor. En düşük ücretli antrenörlük kursu ile TFF Gönüllü Liderlik Kursu oldu. Bu kursu tamamlamak için 8 bin lira ödenecek. İşte yeni fiyatlarla bazı antrenör eğitim kurs ücretleri. UEFA A lisans 120 bin lira, UEFA B A birleşik 300 bin lira, UEFA B lisans 80 bin lira, atletik performans antrenörlüğü 60 bin lira, TFF kaleci A 60 bin lira ve TFF kaleci B 30 bin lira. Elazığ 1. Amatör Lig'de 2023-24 sezonu hafta sonu oynanacak maçlarla start alacak. Türkiye Futbol Federasyonu il temsilcisi Bahattin Erbasan ligin başlamasıyla birlikte yaptığı açıklamada şiddetin, küfürün olmadığı ve fair play ölçüleri içerisinde geçecek bir sezon diledi. Elazığ 1. Amatör Lig'de 2023-2024 sezonu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak. Ligin başlayacak olması nedeniyle Elazığ Futbol İl Tertip Komitesi TFF İl Temsilcisi Bahattin Erbasan başkanlığında toplanarak bir durum değerlendirmesi yaptı. Erbasan toplantı sonunda yaptığı açıklamada 2023-2024 sezonunun hayırlı olmasını dileyerek şiddetin, küfürün olmadığı ve fair play ölçülerinde oynanan bir lig olmasını temenni etti. Tüm maçların pazar günü oynanacağı Elazığ 1. Amatör Lig'de ilk hafta maç programı şöyle. A grubu Bahçelievler Ahmet Yılmaz Sentetik Sağ'da saat 13'te Sanayi Site Spor İl Özel İdari Spor. Yol Spor Sentetik Sağ'da saat 12'de Maliye Spor, Yazı Konak Gücü Spor. Saat 14'te Doğukent Spor, Yeni Maliye Spor. Arıcak İlçe Sentetik Sağ'sında saat 13'te Arıcak Spor, Abdullah Paşa Spor. Kovancılar İlçe Sentetik Sağ'da saat 13'te Kovancılar Spor, Alacakaya Krom Spor. B grubu Bahçelievler Ahmet Yılmaz Sentetik Sağ'da saat 11'de Balıkgazi 1516 Spor, Elazığ Şeker Spor. Saat 15'te Hicret Spor, Beyhan Belediye Spor. Gençlik Merkezi Sentetik Sağ'da saat 16'da Harput Fıras Spor, Sürsürü Spor. Palu İlçe Sentetik Sağ'da saat 13'te Palu Spor, Sivrice Spor ve Karakoçan İlçe Sentetik Sağ'da saat 13'te Karakoçan 1985 Spor, Elazığ Yol Spor karşı karşıya gelecek. Spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.